Merhum oyuncu Münir Özkul ile 1968 ila 1974 yılları arasında evli olan Suna Selen, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Üniversitede resim bölümünü bitiren ünlü oyuncu, yüzlerce tiyatro oyunu ve dizi filmde rol aldı. 50 Türk Lirası'nın arka yüzünde yer alan Fatma Aliye Topuz, Suna Selen'in anneannesidir. İşte, Suna Selen biyografisi. Tiyatro dünyasının tanınan yüzlerinden Suna Selen, uzun sanat hayatı süresince oyunculuk mesleğine kazandırdığı saygınlık dolayısıyla 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen, yaşam boyu Nadide Küntay Ödülü'ne layık görüldü. Suna Selen, verdiği bir röportajda, ikinci eşi, Münir Özkul ile tanışmasını şöyle anlattı: "Bulvar tiyatrosunda birlikte çalıştık. O dönem ben evliydim. Bir yıl dostane çalıştık ve aramızda hiçbir yakınlaşma olmadı. Bir yılın ardından ben boşandım. Münir'le, Leyley'in Ömrü, diye bir oyunda beraber rol aldık. Oyunda kız oradaki ressama aşık oluyordu. Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu. Asıl oyunda çok aşık oynamıştım. Bizimkisi büyük bir aşktan ziyade çok iyi bir arkadaşlıktı. Arkadaşlık, hayranlık, sevgi başka, aşk başkadır. Vurulma ve aşk bence Münir ile Umman arasında olandı. Onun için Umman ile Münir aşkının hakkını yiyemem. Gerçek aşk onlarınkiydi." 1939 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi meşhur hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu, Fatma Aliye Hanım'ın kızı Nimet Selen'dir, babası avukat Hüsamettin Selen'dir. 50 Türk Lirası'nın arka yüzünde yer alan Fatma Aliye Topuz, Suna Selen'in anneannesidir. Suna Selen, merhum oyuncu Münir Özkul'un eski eşidir. Lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okudu. Öğrencilik yıllarında Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Ailesinin isteği üzerine 1956 yılında üniversite eğitimini hukuk üzerine almaya başladı fakat bir yıl sonra ayrılarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, resim bölümüne kaydoldu. Üniversite öğrenciliği yıllarında Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1957 yılında evlendikten sonra üniversiteden ve Dormen Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Profesyonel tiyatro yaşamına 1959 yılında Alexandro Casona'nın Şafak'ta Gelen Kadın oyununda rol alarak başladı. Aynı sezon Albır Hasson'un Gökteki Kaldırımlar komedisinde Nicole Jerusalem karakteriyle büyük beğeni topladı. Sizi Seviyorum Madam oyunuyla İlhan İskender adına düzenlenen törende en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki cadı rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri filmindeki Firuzan rolüyle Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne, Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2007 yılında Zincir Bozan adlı filmde Rahşan Ecevit'i oynadı. 1939 doğumlu olan Suna Selen, 2021 yılı itibarıyla 82 yaşındadır. İlk evliliğini 1957 yılında ressam Cem Kabaağaç ile yaptı. Bu evliliğinden, Derya Simkurt adında çocuğu oldu. İkinci evliliğini 1968 yılında oyuncu Münir Özkul ile yaptı. Bu evliliğinden, Güner adında bir kızı oldu. 1974 yılında Münir Özkul'dan ayrılıp 1975 yılında oyun yazarı Güner Sümer ile evlendi. Son evliliğinden, Sinan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.